Herkese günaydın. Mihrimah uyuyor ama uyanmak üzere. Ben şimdi hemen bir kahvemi yapacağım. Daha sonra onunla kahvaltı yaparız. Ama ben bugün şu şekilde planladım. Mihrimah'la yaptığımız oyunları, daha sonra geçirdiğimiz zamanı sizinle paylaşacağım. Dün ona söz vermiştim bebeklerini yıkayalım diye. Bebeklerini yıkayacağız. Hatta şampuan dökmeye bayılıyor bebeklerine. O köpürme anını görünce çok mutlu oluyor. Ben de onunla birlikte bebeklerini yıkayacağım. Açılışı kendimle yaptım. Uyanalı 10 dakika falan oluyor. Bugün hava kapalı. Dün ise güneşliydi. Ben aslında dışarı çıkmanın planını yapıyordum. Ama böyle kapalı havalar ve yağmurlu havalar benim hastalığıma da iyi gelmiyor. Çıkarsam ben de hastalanabilirim. Zaten kulağım ve boğazım ağrıyor. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Bir de bir şeyi merak ediyorum. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Videolar mesela 30 dakika olduğunda izlenme biraz daha düşük oluyor. Galiba sıkılıyorsunuz. Ben 15 dakika ya da işte en fazla 20 dakika tutmaya çalışıyorum. Çok az yaptığımda hani içime sinmiyor ama sanki 30 dakikanın üstüne çıktığımda çok fazla izlenme, yani beklediğim izlenmeyi görmüyorum. Tabii ki şimdilik iyi gidiyor ama bunu bir yazarsanız çok sevinirim. Hani bakalım çoğunluk ne diyor? 15 dakika, 20 dakika mı ya da 20 dakikanın üstü mü? Yani temizlik videolarında izleniyor. Çok iyi temizlik ama benim kanalım bir temizlik kanalı değil. Sadece ben günlük yaşantılarımı hani paylaşıyorum. Günlük yaptıklarımı, seyahatlerimi, bundan sonraki olacak işte yapacağım her şeyi. Bakalım, merak ediyorum yani yorumlarınızı. Çok uzatmadan ben şimdi kahvemi içiyorum. Mihrimah uyandığında kahvaltımızı yaparız. Daha sonrasında onunla birlikte geçirdiğim günü, yaptıklarımı sizinle paylaşacağım. Oynasın biraz. Buradan kolay kolay çıkmayacağını düşünüyorum. Nerede diğer bebekler anneciğim? Barbie nerede? Yok. Nasıl yok? Arkada bak, sepetin içinde Barbie. Bu değilsin. Tamam. Ay, ne kadar çok oyuncak oldu bunda. Bu büyüdü şimdi. Bunu gelip derse giderken takıyoruz. Ha, simit mi o? Simit. Ha, geliyor mu içine? Evet. Aa, yok, simit çok büyük. Bak, bebek çok küçük. Şampuanladın mı saçını? Ne kadar küçük olmuş. Bak, bak baloncuklara bak. Bak. Sen ben geldim, sen simit değilsin. Tüvetin içine su koyalım, bebeğin içine koy. Yıkadın mı bebeğin saçını? Şampuanınız nerede? Dur getireyim. Şampuanı da alalım. Hadi al şampuanı. Dur ben sıkayım. Getir elini anneciğim. Tamam. Şimdi Barbie'yi mi yapsak acaba? Bunu mu yapacaksın? Hangisini? Tamam. Dur. Sür böyle saçına. Gel. Bak böyle bir gel. Yok, bebeği al. Bebeği al. Tamam. Al bir dakika. Gel. Buraya gel. Dön. Gel yanıma.
Otur. Orada çok üstünüz bence. Otur. Dizlerin üstü. Yere oturma. Tamam mı? Yere oturma. Hadi al yıkayalım. Burada yıkayalım. Küçük küvette yıkayalım. Tamam mı? Tamam. Hadi yıka. Ama önce saçını köpük. Suya sürme. Köpükleri gider. Yıka böyle güzelce. Yıka. Mihrimah suyla oynamaya bayılıyor. Gerçekten. O yüzden çorap giydirmedim, terlik giydirdim. Ama su sıcak. Sıcak su yaptım hastalanmaması için. Biraz oynasın. Dünden beri aklımda bu oyunda. Tamam. Nerede su? Ben dökeyim mi su? Dika sen de saçını. Mis gibi kokuyor. Dika mı dökeceksin? Ben. Öpebilir miyim seni bir tane? Bak diğer bebek de düşmüş yere anneciğim. Yere düşmüş bebek. Tamam diğer bebeği de bana yaptınız. Yavaş kayıp düşmeyesin sakın. Yavaş. Canım şimdi bana yedin mi de mi alıyorsun? Yalnız kalmış. Ben oldu bak. Bunu tamam. Gel. İçine sığıyor mu? Sığıyor. Gel. Hı, düşmeden. Bak burada Barbie de var. Bu işim nasıl ki? Barbie'yi de vereyim. Barbie'yi de koyup getirin içine. Anne. Efendim? Anne. Küvet mi abi? Küçük küvet mi? Hı hı. Getirdin mi ki onu sen? Bence oyuncak odasında. Şunu koyacak mısın içine? Tamam. Ama sen gidemezsin ayakların yaş. Ben gidip alayım küçük küveti. Ha bunu Barbie'ye. Hı. Yavaş. Dikkat et. Ördeği koyacak mısın? Koyacağım. Önce ben bir küsüm suya. Bak onu koyacağım. Bak burada fincanın var. Ona koyacağım. Her şeyi getirmiş buraya. Her şeyi. Al bakalım. Barbie'nin ayakkabılarını da çıkarmışsın. He. Bunun da var ayakkabı. Sonra makinesini atmayalım içine. Atalım. Ama saçını nasıl kurutacağız? Bebeği. Tamam. Ben bitirelim. Tamam mı? Tamam. O zaman sen oyna, ben çamaşırları katlayayım, olur mu? Anneciğim. Tamam. Olur mu? Tamam. Bakın her şeyi içine koydu. Toplar, meyveler, ördekler, bebekler. Her şey burada. Ben de çamaşır katlayayım. Çamaşır katlayana kadar oynasın. Çok da durmasını istemiyorum. Su sıcak ama yine de hastalanabilir. Mihrimah'ı orada bıraktım. Bu arada taytımı değiştirdim. Çünkü ıslandı yerde. Zaten o şekilde burada oturamazdım. Bunlar sadece Mihrimah'ın kıyafetleri. Onları katlayacağım. Kahve yapmıştım ya sabah. İçemedim onu. Çünkü Mihrimah direkt uyandı. Baktım içeride oyuncaklarıyla oynuyor bile uyanmış. Ben fark etmedim. Kahveyi çamaşırdan sonra içeceğim. Bir de bir hasta ziyareti varmış. Arkadaşımla görüştüm. Ona gideceğiz. Şu an saat 12. Mihrimah oynar. Daha sonra Mihrimah banyo yaptırırım. Çünkü şu an biraz üstünü ıslatmış böyle. Çok fazla olmamış ama yine de köpük falan geldi her yerine. Mihrimah banyo yapar. Ben hazırlanırım. Kahvemi içerim. Sonra gideriz. Bir markete uğrayacağım. Hiç markete uğramadığımız gün yok. Zaten herkesin böyledir. Oradan yine eve geliriz. Mihrimah uyku saati gelir çünkü. Gittiğim yerde uyutamam. Çok da durmayız zaten. Hasta ziyareti olduğu için. Bu arada günümüz de az kaldı.
3 haftaya bitiyor. Yaz gelince hani insanlara, misafirler geldiği için erken tutmak istedik hani bitişini. Her hafta yapıyoruz o yüzden. Ayda bir yapsaydık hiç bitmezdi. Zaten kalabalığız. 3 haftaya da gün bitiyor. Ha, şunun üstü yıkanmamış. Onu aradım da. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Biz gidip geldiğimizde o da bitmiş olur. Geçen Sevgi abla'da izledim. Çamaşır asla bitmiyor diyor. Gerçekten öyle. Şimdi aklıma geldi. Hiç yani günde en az bir defa çalışıyor makine. Ya siyahlar ya beyazlar ya da mihrimah kıyafetleri. Birazdan banyoya gittiğimde bakarım. Çamaşır varsa atarım. Bir saatte de çıkar, makine biter. Serip giderim olmadı. Arkadaşım arabayla alacak bizi. Çünkü yağmur yağabilir. Benim kafamın ıslanmaması lazım. Artık çok dikkat etmem gerekiyor sinüzitlerime. Saçım ıslandığında başım ağrıyabilir. Bir kere yaşadım. Bir daha yaşamak istemiyorum. Çok şiddetli bir ağrı gerçekten. Şu an başım ağrımıyor ama yine de çok fazla yani keyfim yok. Bir halsizlik var insanın üstünde. Kızım, oynuyor musun? Güzel mi oynamak? Sesin çıkmayınca merak ediyorum. Tamam diyor. Anaokullarında öyledir ya, çocuklarının sesi çıkmadığında öğretmen merak eder. Ama ses oldukça, gürültü oldukça her şey yolundadır düşüncesi vardır. Bunlar tamam. Zaten bir avuç kıyafet. Baksanıza. Şöyle. Yerleştirelim. Şunlar çok güzel. Her defasında söylüyorum. Ben bunu buzdolabı için fazla almıştım ama daha sonra buzdolabında hiç kullanmadım ve mihrimahta kullandım. Mihrimah bile yoktu ben bunları aldığımda. Burada tokaları var. Böyle ayrıştırmıştım. Anneciğim, terlikle buraya gelme, olur mu? Terliğini banyoda çıkar. Bitti mi oynaman? Tamam. Dikkat et ama. Tamam. Bu mihrimah deyince galiba gelmek istedi. Tokalar da bu şekilde ayrıştırmıştım. Kadar havalar değişik ki hala yazlık kışlıkları tam kaldırmadım yani. Ama uzun kollular var. Tamam. Birazdan değişir. Sen oynayabilirsin anneciğim. Ben sana izin verdim. Ama üstünü ıslatmamaya dikkat et. Oyna. Ama bu telefonu koyamazsın. Telefon düşer. Tamam. Koymayayım o zaman. Koydum. Kahve yapmıştım ya sabah, içemedim. Şimdi onu ısıtıyorum. Bakın, böylece duruyor. Çünkü Mihrimah zaten uyanmıştı. Ben kahveyi yaptıktan hemen sonra. Şimdi ısıtayım bir bunu mikrodalgada. Bulaşık makinesinin sesi de geliyor. Bir de bir şey söyleyecektim. Unuttum. Ne söyleyecektim? Ha, banyoyu yıkadım. Temizledim. Bayağı bir zaten her yer ıslanmıştı ve şampuandı. Mihrimah da üstünü değiştirdim. O da ıslanmıştı. Şimdi ben kahveyi içeceğim. Mihrimah da bebeklerini uyutacakmış.
kitap okuyacağız bebeklerine. Gidip kitap getirmesini söyledim. Ama bulamıyor. Ben gidip bulacağım. Ben kahve içerken ona biraz oynasın. Artık sonrasında çıkarız. Buldun mu kitap anneciğim? Bulamamış. Gidip ben bulayım o zaman. Ben gelip bulayım. Ben televizyonu açtım. Nasıl açtın? Açabildin mi sen televizyonu? Evet, açabildim. Hadi gidelim o zaman. Kitap bulalım. Tamam. Hadi sen gelin, gidelim içeri. Top mu gitti oraya? Evet. Ha, balon o, top değil. Her renk balon var. Ah! Bu balon gitti. Aa, gitti. Hadi getir kırmızı başlı kızı bana. Yavaş. Peki Zeynep nerede? Zeynep arkadaşların nerede? Orada arkanda bak. Getir bebeklerini de. Nasıl oturacaklar? Oraya oturabilir ya da. Tamam, sen nereye oturacaksın? Gel yanıma otur sen de. Buraya çık. Buraya çıkalım. Dur ben de sen mi okuyacaksın? Ben de pul kılığını sarıyorum. Tamam, hadi gel. Otur. Hadi sağlık. Bebekler nasıl otursun? Böyle. O ben. Tamam. O da sen benim. Kucağına. Sen kucağına. Hangisini okuyalım? Bu. Onu mu okuyalım? Tamam. Sen mi önce okuyacaksın? Önce ben. Ben yalnız bir tane kurdum. Bunlar kurt değil ki, pengolan. Kurt burada. Ben tamam. Okuyayım istersen. Sen okuyamazsın, olur seni. Benim. Ben sana kitap okuyacaktım. Anne pangolan şey yapıyormuş. Şimdi istemiyor okumamı. Şey, anne pangolan evde diyormuş. Bizim pangolan da o da oynuyormuş. Bakın buraya da bakalım. Hareketli kitapmış bu, değil mi? Bu da aynı benim pangolan oluyor. Bebek penguen, evet. Benim pamuğum. Tamam, bitti mi? Ben okuyabilir miyim? Okuyamazsın. Ay, düştü. Hadi gel kırmızı başlı kızı okuyalım. Dur, geliyorum. Şey anlatsın. Gel. Hadi kayayım. Ay, hadi başlıyoruz. Tamam. Kırmızı başlıklı kıza. Kırmızı başlıklı kız her zaman kırmızı başlıklı pelerinini giyermiş. Bir gün ninesine giderken büyük kötü kurtla karşılaşmış. Kötü kurt nereye gittiğini sorduğunda kırmızı başlıklı kız ona her şeyi anlatmış. Aç kurdun bir planı varmış. Kestirmeden gidip anneannesinin evine ilk önce o varmak istiyormuş. Ve nineye dolaba kilitlemiş. Sonra ninenin gözlüklerini takmış ve yatağa yatıp kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Her şeyden habersiz kırmızı başlıklı kız eve girmiş ve kötü kurt kirli pençeleriyle onu yakalamış. Zavallı kırmızı başlıklı kız korkuyla çığlık atmış. Tam o anda yakınlardaki bir oduncu çığlığı duymuş ve koşarak gelmiş. Kalın bir sopayla kötü kurdu kovalamış ve ağlayan küçük kızın ninesini kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız sevinçle ninesine sarılmış ve bir daha asla yabancılarla konuşmamış. Ne olmuş anneciğim kitapta? Kitapta yabancılarla konuşmamış demiş. Yabancılarla konuşma demiş. Peki sen yabancılarla konuşuyor musun? Konuşmuyorum. Parkta falan sana şeker vereceğim. Gel seni seveyim, seninle konuşayım dediklerini konuşuyor musun? Hadi bir daha konuşmuyorsun okuyayım. Değil mi? Konuşmayacaksın. Hadi bir oku. Bunu okuduk, bunu okuyalım.
bakalım penguen panga ne yapıyormuş. Anne bugün arkadaşlarla oyun oynaya. Aa, bu yırtmışsın burasını. Bazı kitaplar yırtık, bazıları ise şu şekilde. Onu ben koyacağım. Tamam. Çizmiş Mihrimah. Ama bunun burada bir kopukluk var. Başka kitabın... Aa, şeyi mi okusak? Orada bir tane daha kitap var. Biraz. Doktor mu öğretmen mi? Onu okuyalım. Tamam, okuyalım. Getir anneciğim. Ben burada kırmızı Bu kırmızı mı? Yok, o değil. Getir bana. Bakalım o doktor mu öğretmen mi, göremedim. Ha, kül kedisi. Evet. Gel kül kedisini okuyalım. Tamam. Doktor gelmişti. Gel. Doktor kaldı. Ay, oturamadık. Yavaş. Tamam, yavaşçım. Okuyorum. Kül kedisinin üvey annesi ve üvey kardeşleri onu bütün gün çalıştırırlarmış. Mutsuz kül kedisi bir gün kralın bir balo düzenlediğini duymuş. Kül kedisinin hiç yeni kıyafeti ve ayakkabısı yokmuş. Onlar olmadan baloya gidemeyeceğini düşünürken iyilik perisi yanına gelmiş. İyilik perisi bir kabağı at arabasına, fareleri de atlara çevirmiş. Sihirli değneğini sallamış ve kül kedisini altın renkli bir elbise ve cam ayakkabılar ile giydirmiş. Sonra da demiş ki, eve gece yarısından önce dön, yoksa her şey eski haline dönecek. Bak, burada yazılar yazıyor. Evet, yazılar yazıyor. Bak kül kedisiyle. Bak kül kedisi de burada. Bak büyük anne. Prens ve kül kedisi tüm gece dans etmişler ama gece yarısına... Bak hayalini kurdu ya. Evet, ayakkabısı düşmüş bak. Prens ve kül kedisi tüm gece dans etmişler. Bak merdivenler. Evet, merdivenlerden inerken ayakkabısını düşürmüş. Gece yarısına çok az bir zaman kalmış. Saat 9.20 kaç? 9.20 kaç? 9.20 kaç? Bak burada gece asla var. Evet. Bu şekilde kitap okuyoruz biz. Devam edeyim mi? Okuyayım mı? Bak burada kimse balığının kapısı açılmış. Tamam anneciğim. Okuyayım mı? Okuma. Burada ısılar açılmış. Tamam, sonunu merak etmiyor musun ne olmuş? Bak burada ayrı var. Bu prens. Hı. Prens ve kül kedisi. Prens kül kedisinin ayakkabısını bulmuş. Bak, ayakkabısını giydirmiş. Prens ve kül kedisi evlenmişler. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Kül kedisi üvey annesinin evinden, hani orada böyle mutsuzdu ya, temizlik yaptırıyorlardı. Kül kedisini sevmiyorlardı kardeşleri. Artık prensle yaşamaya başlamış. Bitti. Bitti. Uyudu bebekler. Bak uyumuş. Sessiz olalım mı? Hadi bunu nereye götür? Bunu beşiğine koy istersen. Bunu da kucağına al. Ay, düştü bebek. Bunu da koyalım beşiğimize. Al bunu da kucağına. Hadi bebekleri uyut bakalım. Ben sessiz oluyorum, tamam mı? Artık kahvemi içebilirim. Ve kahvem yine soğudu ama yapacak hiçbir şey yok. Kitapları da vereceğim Cuma'ya. Uyuyorlar mı? Bunları ne yapacağız? Al bunları da koyalım. Şimdi uyansınlar, öyle yapalım. Tamam mı? Böyle ayağımızı sallayalım mı? Ayağımızı sallayalım. Tamam. Ama kitap okuyacağız yine, değil mi? Evet, okuyacağız. Hadi onları böyle uyutalım. Ben bebeği alayım tamam, ya. Tamam, getir bakalım. Saatimiz 1 oldu. Çıkmamıza bir saat var. Ben artık yavaştan kalkayım, hazırlanayım.
Mihrimah giydirdim ama kendim giyineyim. Bulaşık makinesi bitiyor. Onu dizerim. Gel anneciğim. Anne bebekler uyanmışlar. Tamam. Ama uyumamışlar. Çok erken kalktılar. Evet, çok erken kalktılar. Biraz yemek yapalım o zaman. Tamam. Oyuncaklarını götürecek misin arkadaşlarına? Götüreceğim. Otur anneciğim. Bak, yemek ben bunu Elfi'ye götüreceğim. Tamam. Elfi de bu arada en sevdiği arkadaşlarından biri. Önce Aras, sonra Elfi de geliyor. Aras ve Elfi de gelmiyor bir şey. Ha, yok, gelmiyorlar. Tamam. Çünkü onlar çok kötü. Düşmesin anneciğim oradan. Düşmüyor hiç. Aa, bunlar oturmuyor burada. Bunlar çok küçücük. Evet, oturamıyor. Teşekkür ederim. Neyse, bunu onları tutalım. Tamam. Bana çay mı yaptın? Çay yapmadım hiç. Ben bebeklere kahve tutacağım. Benim kahvem var, o yüzden dedim. Nereye gidip muzun parçası? Muzun parçası? Aa, onu biz yıkadık ya banyoda. Banyoda kaldı. Kurusun getireyim, tamam mı? Tamam. Bu oyuncakları da yıkadım ben. Ama ben muzu nasıl keseyim? Tamam, ben sana bulacağım muzu. Neyse. Bir daha pişirebilirsin. Bir daha pişirelim, keselim tavada. Tamam, tamam mı? Muz saçları. Evet, hadi yap bakalım o zaman. Kırmızı da mı koyacaksın? Evet, kırmızı da koyacağım. Bunu koyacağım, şunu koyacağım, onu koyacağım. Tamam, koy bakalım. Bitir, keselim anneciğim tahtada. Bak, burada keselim mi biberi? Tahtanın üstünde. Dur, önce sulayayım. Bak, buraya koy, getir. Tenceremiz nerede acaba? Bu kahvenin. Yok, valizin içi boş. Bak, bu da kedinin onu, evi mi? Onu benim babam taktı ya. Evet. Valizini. Hadi buraya koy, biberi keselim. Ben çok acıktım. Dur, tamam, pişiyorum. Biz biraz da böyle oynayalım. Daha sonra gideriz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Değil mi Mihrima? Teşekkür edelim mi? Ablalara. Teşekkür ederim ablalar. Bunu söylettim bilerek, çünkü hep söylüyordu kapattıktan sonra. Peynir düşüreyim mi? Tamam, olur. Peynir nerede? Peynir. Ben tutayım, sen de sür. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir daha bakalım. Tamam anneciğim, oldu. Havada bu şekilde kapalı, deniz görünmüyor yine. Bulutlarla denizin rengi yine aynı. Anne, ben böyle yapacaksın ya. Ben artık hazırlanmaya gidiyorum. Gitmeden de ilaçlarımı hep bu kapının kolunda bırakıyorum unutmamak adına. İlacımı da içeyim. Mihrimah zaten hazırdı. Onu şey yapmayacağım, hani giydirmeyeceğim ama kendim giyeceğim. Barda kalalım. Banyoyu yapmak da beni biraz yordu. Bizim banyo biraz büyük çünkü. Evet, artık gidebilirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.